sahneleri onurumuzdur. Dünyanın birçok ülkesinde bir baskı, sindirme ve cezalandırma yöntemi olarak karşımıza çıkan göz altında kaybetme, insanlığa karşı suç niteliğinde olup insan haklarının ve temel özgürlüklerin açık ihlalidir. Uluslararası hukuka göre tüm devletler göz altında kaybetme suçunun sorumlularını istisnasız biçimde soruşturma, yargılama ve yaptırıma tabi tutmak yükümlü altındadırlar. Türkiye'de de göz altında kaybetme suçu topluma korku salma ve muhalifleri susturma yöntemi olarak yaygın bir biçimde uygulandı. Yüzlerce insan evlerinden, iş yerlerinden, kafelerden, otobüs duraklarından, otobüslerden, otomobillerinden gözaltına alındılar ve bir daha geri dönemediler. Akıbetleri ailelerinden dahi gizlendi. Hakikat karartıldı. Yüzlerce insan gözaltında kaybedilmesine rağmen bu suç yok sayıldı ve iddialar derin bir suskunlukla karşılandı. Askılar bizi yıldıramaz! Askılar bizi yıldıramaz! Askılar bizi yıldıramaz! Gözaltında kaybetme suçu adalet sistemi eliyle cezasız bırakıldı. Diğer ağır hak ihlallerinde olduğu gibi gözaltında kaybetmelerde de hakikatin açığa çıkartılması ve adaletin sağlanmasına yönelik politikalar hayata geçirilmedi. Aksine AİHM'in de işaret ettiği gibi Türkiye'de cezasızlık bilinçli ve sistemli bir devlet politikası olarak uygulandı. Hiç şüphe yok ki gözaltında kaybetmeler bu topraklarda örgütlü bir biçimde gerçekleşti. Ve yalnız yargının değil, ilgili tüm devlet kurumlarının işbirliğiyle örtbas edildi. Gözaltılar, tutuklamalar, askılar bizi yıldıramaz. Gözaltılar, tutuklamalar, askılar bizi yıldıramaz. Gözaltılar, tutuklamalar, askılar bizi yıldıramaz. Bu yüzden bu suç yaygın ve sistematik biçimde işlenebildi ve sonuçsuz, cezasız bırakılarak işlenmeye devam etti. Bu topraklarda yaşanan gözaltında kaybetme pratiğine dair hiçbir iktidar yüzleşme ve hesaplaşma iradesi göstermedi. İnkar ve cezasızlık politikaları iktidarlar değişse de devam ettirildi. 1990'lardan bu yana her cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda kayıp yakınlarının, çocuklarının, eşlerinin, babalarının, kemiklerinin bulunması, akıbetlerin açığa çıkarılmasını, faillerinin yargılanmasını, hakikat ve adalet taleplerini ifade etmek için toplanan, ancak 700. haftadan beri Galatasaray Meydanı'nı kendilerine yasaklayan bu mücadeleden vazgeçmeyip her cumartesi gibi bugün de 952. haftasında güvenlik güçleri tarafından ters kelepçe ve işkenceyle gözaltına alınan annelerinin adıdır cumartesi anneleri. Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Annelerin öfkesi katilleri boğacak! Annelerin öfkesi katilleri boğacak! Annelerin öfkesi katilleri boğacak! Kamuoyunda cumartesi anneleri insanları olarak bilinen ve 28 yıldır gözaltında kaybedilen, gözaltına alındıktan sonra varlıkları inkar edilen, kendilerinden bir daha da haber alınamayan, anayasadan, yasalardan ve Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelerden doğan haklarını kullanıyor. 699 hafta boyunca onlarla bir hafıza mekanına dönüşen Galatasaray Meydanı'ndan taleplerini aykırdılar. Ne yazık ki bu sese tahammül etmeyenler, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişinin ardından 5 yıldır Galatasaray'daki buluşmalar polis şiddetiyle engelleniyor. Anayasa Mahkemesi'nin cumartesi annelerine Galatasaray Meydanı'nın yasaklanmasını hak ihlali olarak değerlendiren iki kararına rağmen engelleme devam ediyor. 11 hafta boyunca her Galatasaray'a çıktıklarında polis tarafından ablukaya alınıyor, hiçbir yasal koşul oluşmadığı halde kelepçeleniyor ve gözaltına alınıyorlar. Oysa Anayasa Mahkemesi kararları cumartesi annelerinin engellenmesinin
bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmasını içermektedir. Beyoğlu Kaymakamlığı'nın ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bu karara uymayı reddetmesi ihlalde ve kötü muamelede ısrar ile ifade edilebilir. Gün gelecek, devlet ölecek, faşizm halka hesap verecek. Gün gelecek, devlet ölecek, faşizm halka hesap verecek. Gün gelecek, devlet ölecek, faşizm halka hesap verecek. 952. haftada bu kez Adana'dan cumartesi annelerine destek ve ses olmak istiyoruz. Bir kez daha hatırlatıyoruz. AYM ve AYM kararlarını uygulamayan bir sistem hukuk güvenliği yaratamaz. Kamu otoritesini yönetenleri Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına ve meşrutiyetine saygı göstermeye 5 yıldır keyfi bir biçimde sürdürülen Galatasaray yasağına derhal ve koşulsuz olarak son vermeye çağırıyoruz. Kayıplarımızdan, adalet arayışımızdan ve Galatasaray meydanından vazgeçmiyoruz. Cumartesi haneleri onurumuzdur.